hemen bir anda vatandaşların korkuyla kaçıştığını da görüyoruz. Bu noktada saat 17 sıralarında aslında güvenlik kamerasındaki saate baktığında saat evet, 17.00 olarak gözüküyor. Şu anda o görüntülerde ekranlara geliyor sevgili seyirciler. Şu anda o güvenlik kamerası görüntüleri saldırının gerçekleştiği anda bakın tekrar arkadaşlarımız başa doğru alırsa camdan çıkmış durumda arabanın camından beyaz bir araç olduğunu görüyoruz. Camdan çıkmış ve oradan ateş açıyor oradaki kalabalığa, oradaki aday tanıtım toplantısında orada yoğunlaşan kalabalığa. Bakın geliyor araç. İşte bu beyaz araç camından çıkmış saldırgan ve bakın ateş açıyorlar. Evet, camdan çıkmış ve sunroof'tan da ateş açıyor değil mi? Yanlış görmüyorum ben arkadaşlar. Evet, sunroof'tan ve camdan ateş açılıyor. Aday tanıtım toplantısı sırasında ve vatandaşların bir anda oradaki bulunan kalabalıktaki paniği koşturmayı görüyoruz. Güvenlik kamerası görüntüleri paylaşılan görüntülerde böyle efendim. İşte geliyor o beyaz araç, saldırganların olduğu araç. Şöyle bir kenarda duruyor ve birisi camdan, diğeri de sunroof'tan ateş açıyorlar ve anında hızla olay yerinden kaçıyorlar. İşte o saldırı anı da şu anda ekranlarınıza geliyor. Küçükçekmece Kanarya Mahallesi burası. AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada, aday tanıtım toplantısı sırasında bu beyaz araç tam o noktaya yakın bir yere geliyor. Biraz duruyor, birkaç saniye durarak ve görüyorsunuz birisi camdan, diğeri sunroof'tan ateş açıyor ve uzun namlulu silahları olduğunu biliyoruz. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgiler bu yöndeydi. Evet, o görüntü tekrar ekranlarınıza geliyor ve çok sayıda ateş açılıyor ve orada tabii doğal olarak bir panik oluyor ve işte geliyor o beyaz araç, yeniden o görüntüyü izliyoruz. Geldi. Şöyle birkaç saniyelik bir duraksama anı ve ateş açıyorlar görüyorsunuz. Birisi sağ camdan, diğeri de sunroof'tan uzun namlulu silah ve tabancayla toplantının bulunduğu oradaki yoğun kalabalığın olduğu noktaya ateş açılıyor. Ve bir kadın da bu ateş sonucunda yaralanıyor. Yoğun bakımda şu anda tedavisinin olduğunu biliyoruz. İşte o görüntüler, o sıcak görüntüler ekranlarınıza geliyor. Güvenlik kamerası görüntüleri bunlar efendim. Saldırı anına ilişkin güvenlik kamerasına takılan, güvenlik kamerasına yansıyan o görüntü, beyaz bir araçla geldi saldırganlar. Birisi camdan çıkmış durumda, diğeri de sunroof'tan ateş açıyor toplantının bulunduğu noktaya. Ve silahları da uzun namlulu. Evet Elif, bu arada hatta mısın ve bize verebileceğin yeni bilgilerin var mı? Bu arada biz güvenlik kamerası görüntülerini de veriyoruz ama senin elinde yeni bilgiler de var mı? Evet, şöyle bir bilgi paylaşabiliriz aslında. Aziz Yeniay sosyal medya hesabından 13 saat önce etkinlik takvimini, yani bugüne dair etkinlik takvimini paylaşmıştı aslında. Saat 9.30'da başlayan programı 21'de bitecekti. İlk olarak sabah saatlerinde toplantı ve kahvaltının ardından Doğu ve Güneydoğu kanaat önderleriyle yemek programı saat 14-15 arası, 15-30-16-30 arasında ise Mardin Helexler ziyareti yapacağını, Sarı Asma Sokak'ta Mardin Helexler Derneği'nin ziyaretini paylaşmıştı. Muhtemelen buradaki ziyareti esnasında gerçekleşti bu saldırı. Sarı Asma Sokak, bu saldırının gerçekleştiği sokak aslında, burada meydana geldi. Kendi paylaştığı programına göre de Mardin Helexler ziyareti vardı bugünkü programında. O esnada bu güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan saldırı meydana geldi. Saat 17.01 sıralarında beyaz bir araçla gelen iki saldırgan tarafından biri, aracın camından, biri yeri ise üst camından, sunroof olarak ifade edilen üst camından uzun namlulu silahla ateş açıyor sunroof'tan çıkan şüpheli. Bir diğer şüpheli ise aracın camından ateş açıyor o noktaya doğru ve maalesef o saldırıda bir kadın yaralanıyor. Şu anda hastanede de tedavisi sürüyor.